Merhaba arkadaşlar, bugün önümde Banggood'dan gelen küçük ama çok değerli bir kargo var. Bu kargonun içerisinde YouTube'a, yani YouTube'dan böyle ürünler falan istemeye, ürünler alıp incelemeye başladığından beri incelemek istediğim bir ürün var. Bu ürün arkadaşlar Xiaomi markasının küçük ve yeni çıkan bir drone'u. Kanalımda hep bir drone incelemek istemişim. Çünkü çekimlerimde kullanabileceğim ve eğlenebileceğim düşündüğüm bir üründü drone. Ve sonunda arkadaşlar oldu. Daha önce gümrük falan gibi sorunlar yaşamıştım. Ama bu sefer hiçbir şey olmadı. Çünkü küçük bir ürün. Gramajı falan da uygun kullanıma. İsterseniz direkt açalım. Ben çok heyecanlıyım. PTT açmış arkadaşlar bunu kontrol amaçlı. Ve bir sorun bulmadıkları için de yolladılar bana. Banggood'dan bana ulaşması bir haftadan birazcık daha uzun sürdü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha lüks bir balonlu poşetin içine koymuşlar. İlk defa böyle bir kargo görüyorum. Bildiğiniz burası böyle şey gibi, nasıl diyeyim? Hani olur ya, deniz yatakları gibi. Deniz yatakları gibi yapmışlar bunu. Ben bunu patlatabilirsem patlatırım, çok da zevkli olur. Şimdilik bunu atıyorum. Önümüzde drone kutusuyla birlikte duruyor. Bayağı küçük bir kutusu var. Neredeyse şu kolumdaki saatin kutusuyla aynı boyutta bir kutu. Nasıl bu kadar küçük bir şey sığdırdılar bilmiyorum. Zaten drone'un boyutları da yaklaşık böyle bir şey olacak. Katlanabiliyor mu bilmiyorum. Bakacağız birazdan. Bu paketi hafif şöyle açılmış. Belki PTT açarken olmuştur bilmiyorum. Ama zaten sıkıntı yok. Bunu direkt açalım. Şöyle yakından göstermek istiyorum kutusunu. Çok basit. Son zamanlarda yurt dışından aldığım bütün ürünler neredeyse böyle kutularda geliyor. Karton, kare gibi. Şöyle kaydırarak açıyorsunuz falan. Çok sıkı bir kutu oluyor. Arkasında bataryasından bahsetmiş. 920 mAh. 88 gram olduğundan falan bahsetmiş. Başka da bir şey yok. Burada küçük bir böyle bir figür var. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Belki bu Xiaomi'nin alt markalarından birisidir. Şöyle hemen açalım. İlk defa bu kadar zor açılanı görüyorum. Yani o kadar sıkıştırmışlar ki açılmıyor. Daha güvenli olsun diye. Ve drone önümüzde arkadaşlar. Pervaneleri ve ana bataryasını daha takmamışlar. Herhalde biz takacağız birazdan. Şöyle elimi alayım. Çok küçük ve tatlı bir şey. Şimdi arkadaşlar flaşı açmak istiyorum. Böyle tam net gözükmüyor. Gördüğünüz gibi çok küçük bir şey. Ama acayip tatlı ve acayip kaliteli hissettiriyor. Burada kamerası var. En çok hoşuma giden tarafı tabii ki. Kameralı olmayan drone'lar benim için pek kullanışlı değil. Çünkü yukarıdan çekim yapmak istiyorum. Burada bir açma kapama tuşu duruyor. Burada da uzaklık sensörü var. Yani yere çok yaklaştığı zaman durmasını falan sağlıyor. Sanırım şöyle elimizle alttan kontrol edebiliyoruz. Ve buralarda da yumuşak plastikler var. İniş yaptıktan sonra zarar görmesin diye. Şöyle düşse bile hiçbir şey olmuyor. Şimdi kutunun diğer içeriklerine bakalım. Üst taraf ve alt taraf böyle süngersi bir yapı var. Bu sayede kargoda falan zarar görmemesini sağlıyor. Burayı kaydırıyoruz yine. İçinden kullanma kılavuzu çıkıyor ve tahmin edin hangi dilde? Tabii ki Çince. Buna bir İngilizce eklesinler artık ya. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Şuna bakın, karma karışık şeyler. Neyse, yaparız bir şekilde. Burada pervaneleri korumak için şeyler var. Hani pervaneler duvarlara falan çarparsa diye. 4 tane. Burada bataryamız var arkadaşlar. Bataryayı da şöyle yakından göstereyim. Üzerinde yine o küçük figür var. Küçük bir şekil. Şarjı buradan oluyor. Ve direkt çıktığı içine oturacak muhtemelen. Ağırlığı da neredeyse drone'un aynı ağırlıkta. Biraz daha hafif. Yani asıl ağırlığı bu sağlıyor diyebiliriz. Koca bir şey olmasına rağmen bu. Bu neredeyse daha ağır. Şöyle koyalım bunu da. Başka... Tabii ki de pervanelerimiz var. Onları takacağız birazdan. Yine ufak bir şarj kablosu vermişler. Sanırım daha önce aldığım bir ürünle aynı bu şarj kablosu. Xiaomi genellikle bu kablolardan veriyor. Ki güzel yani. Bu tarafta bir şey yoktur diye düşünüyorum ama açacağım yine de. Hiçbir şey yok.
Evet, kutu içeriği bu şekilde. Uzaktan kumanda yok. Uzaktan kumanda sistemini cep telefonunuzla veya tabletinizle herhangi bir teknolojik aletle yapıyorsunuz. Güzel mi? Yani iyi yanları da var, kötü yanları da. İyi yanı ekranda, yani bunun kamerasında ne görüyorsanız telefonun ekranında da onu göreceksiniz. Kötü yanı da belki çok uzak mesafelerden çekmeyebilir. Onları zaten deneyeceğiz. Şimdi isterseniz şu parçaları bunun üzerine takayım. Sıkıcı olmasın diye hızlı çekimde yapmak istiyorum onu. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, uygulamamıza girdik. Girdiğimiz zaman drone'u aramaya başlıyor uygulama. Drone'umuzu buradan açıyoruz. Şu açma tuşundan uzun süre basınca drone açılıyor şuradaki kırmızı ışıktan gördüğünüz gibi. Ve bağlantı sağlamak için connect tuşuna basıyoruz. Ve Mi Drone Mini olarak gördü. Şifresi zaten şeyde yazıyordu kullanım kılavuzunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ama yani Çince olduğu için onu bulmam bayağı uzun sürdü. Panikledim. Neyse. Ve evet. Drone'umuz açıldı. Bakın elimi şu an görüyor kamerasından. Şöyle bir yere çevirelim. Bu şekilde. Kamerada şu an görebiliyoruz bayağı bir şey. Bazı uyarılar verdi. Çok fazla hareket ettiriyorsunuz drone'u falan gibi. Şuradan şarjının tam olduğunu görüyoruz. Az önce şarj ettim. Bir saatten biraz daha kısa sürdü. Şimdi nasıl kullanacağımı tam olarak bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi uygulama bayağı güzel. Sanki bilgisayar oyunundaymış gibi. Şimdi evin içerisinde de nasıl uçuracağız bilmiyoruz. Şöyle bir şey deneyelim. Take off. 1 metreye ulaşacakmış. Bu birazcık tehlikeli ama ne yapsak? Şöyle bir şey yapsam belki olur. Tamam, yere koy diyor. Düzgün bir yere. Tamam. Şimdi hazır. 1 metre yükselecek. Nasıl sonra geri indireceğim bilmiyorum. Of! Otomatik inişe bastım. Ve indi. Ay çok heyecanlıydı. Bunu tekrar yapmak istiyorum da bayağı güzeldi. Otomatik olarak 1 metreye yükseldi. Bir şeyler çarpabilirdi ama çarpmadı. Şimdi tekrar yapacağım. Kamera birazcık bana dönük olsun. Başlıyoruz. Ay kımıldatabiliyorum. Dön bana. Merhaba. Nasıl? Bence gayet güzel. Rüzgarı altta hissedebiliyoruz. Ay, kımıldama be. Gayet güzel. Hayatımda ilk defa drone kullanıyor bile olsam ilk uçuşumu başarılı bir şekilde yapabilmiş oldum. Uçuşumuz bu şekildeydi. Daha güzel bir yerde de uçurmak istiyorum. Okuldaki spor salonu olabilir. Orası bayağı geniş bir yer. Bu bayağı 25-30 metre yükselebiliyor. 50 metre falan da uzağa gidebiliyor. Kontroller bu şekildeydi. Birkaç saniye sonra. Buradan 25 metre getirdim. Az önce 2 metredeydi. Tamamdır. Şimdi 25 metre kadar yükselebilecek. Deneyelim. Yine elden yükseltmek istiyorum. Daha hoş oluyor. Ve heyecanlı oluyor izlemek. Sonra birazcık daha alışırsam takla attım deneyebilirim. Sabit bir şekilde beklemeniz gerekiyor. Şimdi 3. Sabitliği bozmamak lazım. Gördüğünüz gibi uçuyor. Yükseliyoruz. Bayağı bir gitti. Daha da gider. Kameradan şöyle bir etrafa bakalım.
Hatta video kaydını başlatıyorum, başlattı. Şöyle bir aşağı inelim, bana baksın. Bakın buradayım, ters şık oldu, şöyle bir dönüyorum. Gördüğünüz gibi buradayım. Bana doğru geliyor. Hop. Şimdi yukarı çıkıp şeyi denemesini istiyorum. Pimpon masaları var, oraya doğru bir gitmek istiyorum. Bayağı hızlı gidiyor, güzel gidiyor. Şuraya geçtikten sonra kameradan izleyemeyeceğim için drone'u kendi kamerasından yönetmeye çalışacağım bir süre. Gördüğünüz gibi pimpon masalarını buradan görebiliyorum. Şöyle geri dönelim. Şimdi şu Atatürk var sağ tarafta, bakın. Ona bakacağız. Kamerada şöyle tam Atatürk'ün yanına gelelim. Gördüğünüz gibi böyle şekilde normalde asla göremeyeceğim bir noktasını görebiliyorum. Şimdi arkadaşlar alıştım ben baya. Bir takla deneyelim. Şöyle olabildiğince yüksekte ve orta bir yerde yapmak istiyorum dengesini kaybeder diye. Şuradan takla tuşuna bastığınız anda taklayı atıyor. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir şekilde takla attı. Bir tane daha deneyelim. Yukarı doğru takla. Süper ya. Ben daha dengesi bozulur sanmıştım da dengesi hiç bozulmuyor. Şimdi bir tane daha takla istiyorum. Ön takla atmadık galiba. Of, süper. Yanımda Onur var. Ona bakayım. Onur bak, takla attırıyorum. Hazır mısın? Nereye doğru atsın? Sağa doğru atıyorum. Hop. Pilimiz biraz azalıyor, o yüzden inişe geçeceğim. Şöyle orta bir yere gelip iniş tuşuna bastığı zaman kendisi inişini gerçekleştiriyor. Bakın altında elim varsa inmiyor. İniyormuş. Bu şekilde videomuzu da sonlandırabiliriz. Yukarıda şöyle pimpon masası var. Oraya doğru bir gidelim, bakayım kameradan kontrol edebiliyor muyum? Çok riskli ya. Gittik bayağı. Şöyle pimpon masasına, pimpon masasına iniş yapabilir miyim acaba, bakalım. Pimpon masasınız şu an tam üzerindeyiz sanırım. İnişe geçiyorum. Pimpon masasına olamasa da onun çok yakınlarında bir yere indi. Bu kadardı. Ha, bir dakika. Kalkış yapıp takla attırmak istiyorum, bakalım. İnşallah çarpmaz diyecektim. Çarpmadı. Aha. Kaza yaptık. Şimdi Onur gönüllü oldu. Bacak arasına geçeceğiz. Lan. Biraz daha aç. Şimdi şu masaya da bir iniş yapalım. Gayet güzel. İnişimizi de gerçekleştirdik.